Ekranların sevilen dizisi Kertenkele'de Azmi karakterini canlandıran Selahattin Taşdoğan, demokrasi ortamında sorunların ya meclis ya da millet ile çözülmesi gerektiğini savundu. Ünlü oyuncu Selahattin Taşdoğan, eşi Nevin Yılmaz ve 3,5 yaşındaki kızı Yağmur ile Muğla Akyaka'dan sonra dinlenmek için Fethiye'ye geldi. Fethiye'de kordon boyunca gezen ünlü oyuncu yaptığı esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren Selahattin Taşdoğan yaptığı açıklamada darbeye ve her türlü şiddete karşıyım diye konuştu. Taşdoğan Fethiye'de bir hafta kadar tatil yaptıktan sonra Kaş ve Kuşadası'na geçeceğini, ardından Kertenkele dizisinin 3. sezon çekimleri için yoğun bir çalışmaya başlayacağını söyledi. Birkaç sinema filmi projesinin hazırlıklarında yaptığını anlatan Taşdoğan, çalışmak için uzun bir kış bizi bekliyor. Kertenkele dizisi 72. bölümden itibaren başlayacak. Dizide sürpriz ayrılmalar ve sürpriz katılımlar var. 5-6 arkadaş diziden ayrılacak. Dizinin reytingleri güzel gidiyor. Pek çok kere reytingde 3. ya da 4. ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe kalkışmasının Türk milletinin birliğiyle önlendiğine dikkat çeken Taşdoğan şöyle konuştu. Tatsız olaylardı. Darbeler Türkiye'de daha önce denenmiş, her türlü darbe ve şiddete karşıyım. Uzlaşma kültürü oluşmalı. Demokrasi ortamı ya millet ile ya meclis ile çözülür. Bu da olmaz ise seçime gidilir. Sonuçta Ali gider, Veli gelir. Keyfen ben darbe yapıyorum deyip ortaya çıkıp halka işkence yapılmasının bir hali yok. Türk milleti o gece tek birlik oldu. Olmaya da devam ediyor. Temennim Allah bir daha darbeleri göstermesin. Oyuncu olarak da terörden çok etkilendim. Havaalanında canlı bomba patlatıldı. Oyunu durdurduk. Bunlar bizim sahneleri de durdurdu. Turizm inanılmaz yara aldı. Çevreme bakıyorum, oteller boş. Tabii ki bu olaylar ülkemize büyük zarar veriyor. Terör bir an önce bitsin, analar ağlamasın. Çalışmaktan tatile pek sürekli kalmıyor. Bir akşam evde otururken hadi dedik sabahleyin kalkalım ve bir şeye gidelim. Uzun süreli bir tatile gidelim. Biz Ege'yi çok seviyoruz. Bir de tabii ki geçmişimiz var 6 sene öncesinden. Ondan öncelerde geldik de dünyanın günlerine çekiyorduk malum Muğla'da, işte Akyaka'da, Dirgeme'de falan. Hem anıları tazelemiş oluruz dedik, hem oradaki eş dost bir takım insanlar var, onları bir ziyaret etmiş oluruz dedik. Öyle bir yola çıktık. Bir hafta kadar şeyde kaldık. Ula'da bir arkadaşımız, o da tiyatrodan oyuncu, Levent Sülün, Kurtlar Vadisi'nde oyuncu. Onlarla böyle bir telefon konuşması falan derken bizi bırakmadılar. Ve biz bir hafta onların evinde misafir kaldık. Çok da memnun olduk. Sonra biz serüverimize devam ettik. İkinci durağımız Fethiye oldu. Bir haftadır da yaklaşık buradayız. Bir arkadaşımın bir oteli var. Onlar misafir ediyorlar bizi. Buradan da sanıyorum birkaç daha sonra da Kuşadası. Artık final diyeceğiz orada. Çünkü ayın 15 ile 20 arası gibi Kertenkele'nin 3. sezonu başlıyor. Çekimlere gireceğiz. Eylül 17'de de yayın tarihimiz var. Ve bütün bir kış aralıksız çalışacağız. Tabii ki bu arada bir iki tane sinema filmi var. Onları da bitirebilirsek eğer, onları bitireceğiz. Sonra uzun bir kış bizi bekliyor. Tatsız olaylar tabii ki. Yani bu Türkiye'de daha önce de denenmiş bir takım şeyler vardı. Teşekkür ederim kızım. Ben terör, şiddet hepsine karşıyım. Hele ki darbeye çok daha karşıyım. Olaylar böyle darbe niteliğinde değil de uzlaşarak, tabii ki demokrasi ortamında insanların bir takım istekleri vardır. Bu istekler nerede çözülür? Ya milletle çözülür ya da meclisle çözülür. Bizim orada vekillerimiz var, otururlar, olayı tartışırlar. Olabilecek bir şey varsa olur. Olmazsa seçime gidilir. Yani kimse o koltukların sahibi değil. Kimse babasından alıp da onu, o hanedanlığı devam ettirmiyor. Evet kardeşim ben gidiyorum der. İşte Ali gider, Veli gelir. Veli gider, Ahmet gelir. Yani bu işler hep böyledir. Ama böyle keyfen kalkıp da işte ben darbe yapıyorum diye çıkıp da insanları işte vurmanın, öldürmenin, onları işkence yapmanın hiçbir alemi yok. Hepimiz çok üzüldük. Ama Türk milleti gerçekten tek vücut oldu ve bu darbenin karşısında oldu. Türk'ün aklı, zekası her şeyden öndedir. Vatanını, milletini ve bayrağını çok sever. Hiçbir zaman şimdi darbelere teslim olmaz. Ama benim temennim şu ki Allah bir daha öyle darbeler falan göstermesin. Ve sizin aracılığınızla ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara çok acil şifalar diliyorum. Bir daha bu günleri yaşamayalım. Toplumsal uzlaşının çok kaybolduğu bir dönemdi. Evet. Darbe öncesi. Siz de sanatçılar olarak çok yakından hissediyorsunuz bunu. Hissediyoruz ve tabii ki bundan da çok etkilendik ayrıca. Benim oyunlarım vardı mesela.
bu oyunlar işte daha önce havaalanında bir canlı bombanın işte kendini patlatmasıyla vuku buldu. Oyunlarımıza hemen son verdik. Çünkü insanlar hepimiz üzüldük ve kan ağlarken işte sahneye çıkıp oyun oynamak da başka bir şey. İlk zaten bu olaylar bizi, yani sahne olayını hemen etkiler. Yani bakkal, manav, market, lokanta, şu bu filan iş yerleri yine normal ticari faaliyetlerine devam eder ama biz nedense sahnelere sıfır hemen çekeriz ve oynamayız bir şekilde. Halbuki belki o gün olmayabilir ama ondan sonraki dönemde 2 gün, 3 gün sonra mutlaka bu insanların morale de ihtiyacı var, o motivasyona ihtiyacı var. Alman Harbi'nde de biliyorsunuz ki bu 2. Dünya Harbi'nde cephelere gidip askerlere moral vermek için konserler falan düzenlenir. Biz de tam aksine bütün eğlence ortamı hemen ne oluyorsa oluyor, birdenbire bitiveriyor. Can sıkıcı şeyler tabii ki bunlar. Sağ olun kardeşim, kolaysa buyurun sizin de başınıza gelsin diyelim. Hoş değil. Bakın yani şu anda Fethiye, daha önce geldiğim zamanlarda inanılmaz bir turist akını vardı burada, geçilmezdi. Bütün dükkanlar tıklım tıklım doluydu. İş turizmde bir canlanma vardı, insanlar para kazanıyorlardı ama gördüğüm kadarıyla ve içtiğim kadarıyla da otellerin hepsi boş. Sokaklarda insanlar işte yok. İç turizmden işte yerli Türk insanları işte çıkıp böyle bir hasbelkader tatil yapıyorlar. Belki bizim insanlarımıza yaramıştır şerlisine. Çünkü otellerin fiyatları hakikaten biraz bizim kazançlarımıza göre çok daha astronomik. Biraz indirim yapmışlar. Bu indirim yapmaları nedeni işte dükkanları kapatmayalım hiç olmazsa biraz dönebilelim diye iç piyasaya yöneldiler. Bence de iyi oldu. Hiç tatile gelemeyen insanlar da mesela bayram 9 güne çıktı biliyorsunuz, Ramazan bayramı. Sokaklar omuz omuza, insanlar böyle hakikaten tek vücut olmuşçasına işte Akyaka'daki insanlar artık isyan ediyorlardı, gazetede okuduğum haberlerde gördüğüm kadarıyla. Yeter ya artık gelmeyin filan diyorlardı çünkü insanlar sokaklarda yatıyorlar. Keşke yani o kadar da olmasa da o canlılık olsun. Dükkanlara gidiyorsunuz sifta yapmıyoruz. Yani oranın kirası var, bir geçim derdinde tabii ki. Cepten yiyorlar, nereye kadar dayanabilir? Dayanamazlar. İşte tek dileğim şu, ülkeye huzur gelsin, eski günlerimizi yaşayalım. Dostluk, kardeşlik, beraberlik, güzel şey bu bozulmasın. Terör bir an önce bitsin, anaları ağlamasın, biz de ağlamayalım. Ne olur rica ediyorum buradan, her iki tarafa da rica ediyorum. Özellikle çocuklar için. Babasız annesiz kalmasınlar, anneler çocuklar için ağlamasın. Bizler de üzülmeyelim. Vatan hepimizin, herkese yeter. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bırakın anlayla, şanlıyla dalgalansın. Hepsi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.